Münafıklar olsun böyle, vicdansızlar olsun, hasutlar, kıskançlar olsun, iyi bir şey hiç istemezler. Mesela Hazreti Süleyman'ın o zaman kıskandı, hatta hahamlar, birçok haham çok kıskandı. Tevrat'a baktığımızda ne dinsizliğini bırakmışlar Hazreti Süleyman'ın, ne imansızlığını bırakmışlar, yok putlara tapta, yok bilmem ne, sırf hasetten. O zamanki tarih yazıcıları gıcık oldukları, çünkü ona kadından anlamıyor, güzellikten anlamıyor, sanattan, estetikten de anlamıyor. Alışmışlar yer altında, mağaralarda böyle sevgisiz, ruhsuz yaşamaya. Hazreti Süleyman gibi muhteşem bir peygamberi takdirden çok uzaklar. Hep ona bir kötülük gelsin istediler. Hep böyle bir zarar gelsin, dış ülkeden müdahale olsun, saldırı olsun. Hiçbir şey yapamadılar. Ve hep de yıldır onun asası onlara hep bir yıldırma vesilesi oldu. Ve hep ayaktaydı, hep dikti. Cinler de onun emrindeydi. O devirdeki alçaklar hep işte şu bir saldırsa, bu bir saldırsa, talan etseler, yıksalar, işte oradaki insanlar bir dağılsa, hep o kafaydaydılar. Ama Allah hep onlara bereket verdi, güzellik verdi, iyilik verdi. Mesela Peygamber Efendimiz'e karşı da hem Romalıları kışkırtıyorlardı, hem Sasanileri kışkırtıyorlardı. Her ikisinde de hiçbir şey çıkmadı. Onlar istiyorlar ki baskın yapsınlar, Müslümanları dağıtsınlar, kessinler. Şimdinin münafıkları da öyle oluyor. İşte polis gelsin, dağıtsın, bassın, eşyalar kırılsın, evler yıkılsın, insanlara dağıtılsın. İşte çapulcu zihniyet. Haysiyetsiz ve karaktersiz, ahlaksız, alçak, pislik tiplerin hep hayalinde bu vardır. Güzel bir şey oldu mu hemen yıkılsın, hemen dağıtılsın, ezilsin. Ne olsun? İşte senin gibi pislik adamlara kapı açılsın düşüncesinde. Buna Allah hiçbir zaman için müsaade etmez. Ve hep bunu düşünenleri Allah kahretti, perişan etti. Müminler de daima zafer ve üstünlük içinde olarak.